Kimse zarar görsün istemiyor. Bize canlı lazımlar. O yüzden dikkatli girip dikkatli çıkacaksınız. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin Sayın Savcım. Bir sorun çıkmayacak inşallah. Peki, tamam. Fuat'ı öldürmekle yetinecek mi acaba? Hepimizin canı tehlikede. Aysenberk de yok ortalıkta. Poyrazlar kaldırdı onu sanıyorum. Poyraz beni bitirmeye and içti, belli. Her yerden saldırıyor. E ne yapacağız Neşet? Vallahi sizi bilmem. Sizi bilmem ama ben Rusya'ya gideyim diyorum. Poyraz'dan da, o çevresindeki aptallardan da, sizlerden de çok sıkıldım. Ama tek bir sorun var. Rusya çok soğuk olur mu ya? Hayda. Biz ne olacağız Neşet? Sen gidersen Bahri bizi yaşatmaz. Sen gidersen Bahri bizi yaşatmaz. Ulan koskoca adamlarsınız. Toplanın gelin bir araya. Sıkın kafasına, bitsin gitsin. Ama yok. Siz ancak kuyruğunuzu kıstırıp ağlamayı bilirsiniz. Bundan sonra böyle. Her koyun kendi bacağından asılacak. Biz de seni adam sanmıştık. Alacağın olsun. Vesaire vesaire. Kart atarım size. Bay bay. Bu manyağa güvenmekle hata etmişiz. Hem de büyük hata. Ne yapacağız peki? Şimdi kurtaracağız. Hadi Sayın savcım, burada hiç kimse yok. İçerisi bomboş. Ne demek hiç kimse yok, içerisi bomboş? Gelin kendiniz bakın isterseniz. Elimden çekeceğim var Poyraz. Bu sefer bittin oğlum. Yaktım seni. Yürüyün gidiyoruz. Savcım dikkat edin. Abi! Ne oluyor bunlar kim? Tuzak mı tuzak? Aslı iyi misin? İyiyim sadece. Bir şeyim yok. Sık dişini, çıkacağız buradan, tamam mı? Neşet belasından kurtulduğumuza göre bence artık önümüzdeki parlak ve aydınlık günlere bakabiliriz Ayşegülcüm. Ya ne demezsin. Hava günlük güneşlik olsa dışarı çıkalım desen kafamıza taş yağar. Yok, evde oturalım desen deprem olur, biz altında kalırız. Allah Allah ya. Nereden çıktı şimdi bu karamsarlık ha? Hı? Bilmem. Acaba nereden çıktı? İnsanın senin gibi sevgilisi olunca nefes alabildiğine şükrediyor. Tabii. Etmen lazım tabii.
İşte böyle de kıymetli bir insanım, anlamışsın. Tebrik ediyorum seni. Hmm. Ölmediğime şükrediyorum ben. Ya adama bak ya, evlenme teklif etti bana. Aklıma geldikçe deliriyorum. Hiç işte ya. Gerizekalı. Ulan bir kere evlenme öyle mi teklif edilir? Bir benimkine bak, bir de şununkine bak ya. Aptal. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Sen onunla sidik mi yarıştırıyorsun? Kim? Ben mi? Onunla. Yok artık, daha neler. Bir kere o konuda benimle hiç kimse yarışamaz. Bir keresinde çocukken, bak abartmıyorum, tam 4,5 metre ileri... Sus tamam, lütfen. Atma, uzatma. Ayşegül, ayıp ediyorsun ya. Yani bırakmıyorsun ki şurada bir hatıramızı anlatalım. Ya onu bunu bırak da. Begüm nasıl, Sinan nasıl? Begüm'ü aramıştım da ulaşamamıştım. Dur bir daha arayayım. Begüm ne haber? E işte daha iyiyim. Sinan nasıl? İyi iyi, yok bir yaramazlık. Senin için üzülüyor işte. Ben de öyle. Yanında mı? Yok, İsa'nın yanında. Anladım. Poyraz, biliyor musun yüzümde iz kalacakmış. E tamam o zaman, artık sana Scarface Begüm diyeceğiz. Ne yapalım? Hem Bahri Baba koltuğu bırakmaya da pek hevesli. Sen de onun yerine geçersin. Sadrettin de sağ kolun olur. Ne yapalım? Gerizekalı. Ya sen ne doktorlar var biliyor musun? Adamlar yüzü olmayan adama yüz yapıyorlar. Senin yüzünü mü yapamayacaklar ya, merak etme. Sakın canını sıkma, tamam mı? Halledeceğiz bir şekilde. Ayrıca en ufak bir şeye de ihtiyacın olursa mutlaka beni ara, tamam mı? Tamam, zaten Sadrettin sürekli burada. Hmm, biliyorum. E iyi o zaman, hadi görüşürüz. Görüşürüz, Sinan'ı çok öp tamam mı benim için? Tabii ki. Ne oldu, nedir durum? İndirdik savcım, birkaç tanesi kaçtı. Yakalayın kaçanı. Çıkabilir miyiz? Dışarısı mi savcım? Çabuk bir ambulans çağırın. Hemen bir ambulans çağırın! Kimsiniz lan siz? Ha? Kim gönderdi lan sizi? Neşet mi ha? Neşet mi? O kim? Ulan bak, hemen konuşacaksın. Burada bir polis şehit oldu, 2 tane de yaralı var. Konuş yoksa gebertirim lan seni. Poyraz, Poyraz emir verdi. Ne? Ne dedin sen? Sizin buraya geleceğinizi biliyordu. O gönderdi bizi. İmalathaneden haber geldi. Planımız tıkır tıkır işledi. Savcı ölümden dönmüş. Onu kendisine yaptıranı da Poyraz sanıyor. Güzel. Adam konuşmuş yani. Evet, direkt savcıya Poyraz'ın ismini vermiş. İşte bu İhsan, işte bu. Farkında mısın İhsan? Rüzgar artık etrafımızda dönmeye başladı. Hissedebiliyor musun? Ayzan Berk'i ne yapacağız?
Bırak hayrını görsünler. Bize Aysen değil, başka bir şey lazım. Ne? Aysen Berk'in şu ünlü defteri var ya, o. O ne? Aysen her şeyi o deftere yazıyordu. İşte uyuşturucunun nasıl üretildiği, formülü, karışımı falan filan. Asıl para eden o. Nereden bulacağız ki bu defteri? Benim bir fikrim var aslında. Defteri bulursak ne işimize yarayacak, onu anlamadım. Bize yeni ortaklar getirecek oğlum. Ürettiğimiz malın ne kadar kıymetli olduğunun farkında değilsin sen hala. Hadi. Hay Sergey. Do you want a magical notebook? What kind of magic you ask for, huh? With this magic, you are producing first quality of drugs with the minimum cost. Minimum cost. I also guessed it, yeah. Of course, I will have some of small requests from you. Mm-hmm. We can cut. Okay. We can talk tomorrow. Bye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.